Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Artık tabii ki daha çok video çekeceğim. İşlerimi oturttum. Bana destek olmak için abone ol butonuna basmanızı rica ediyorum. Kesinlikle ücretsizdir. Zaten böyle basın, bir kere basın tamamdır yani. Ve yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Şimdi çok büyük bir problem atlattım. Bir yıldır yaşadığım sıkıntıyı anlatacağım size. Karavanda elektrik çok önemli. Ben 2 yıldır karavancıyım, bilenleriniz biliyor. Geçen sene ben elektrik problemi yaşıyorum. Hani kışın yetmiyor. Hani daha çok olsun diye bir panel daha bağlatmıştım. O paneli bağlattığımdan beri hiç derdim bitmedi. Hep dertliyim, hep dertliyim. Ondan önce daha mutluydum. Tabii bundan dolayı da bir sürü karavancılara gittim. Yani karavan şirketlerine gittim, elektrikçilere gittim, panelcilere gittim. Yani yapın diyorum, bir şey var bunda diyorum. Akü dışarıdan destek aldığında 2 gün güneş çıkmasın. Kesinlikle çok güzel elektrik veriyor. Ama ya hatta 3 gün. Gel gelelim paneller doldurduğunda doluyor, gösteriyor. Pat 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 iniyor. Bir yıldır Antalya Sanayi Sitesi'nde, Kemer'de, Fethiye'de, İzmir'de, ya gittiğim her yerlerde, yani biliyorsunuz gezdiğim yerleri, kimse çare bulamadı. Son 10 gündür de TikTok'ta her gün beni canlı şekilde izleyen dostlarıma buradan selamlar. Canlı yayın yaparken sürekli elektrikten dolayı canlı yayını kapatıyorum akşamları. İşte şarjım bitiyor, şarj edemiyorum telefonumu falan. Son 3 gündür zaten açamıyorum TikTok'u. Ondan sonra dün bir karavancı arkadaş, dün değil ondan önceki gün, yine sanayiye gidiyorum ben burada, bir elektrikçi buldum. O da başıma açmadığı dert kalmadı, bir sürü malzeme aldırdı bana. Ne masraflar ya, bu ay benim 50 bin lira masrafım oldu arkadaşlar. 24 bin lirası, hadi yeni akü aldım, lityum. Düşünün yani, eski aküm de bozuk değilmiş bu arada. Bozuk dediler, 24 bin lira verdim, lityum akü aldım. Odayı bitiyor. Ondan sonra elektrikçi yok dedi. İşte MPP'in kötü. Yok sinek. O yok bu derken bir sürü masraf yaptırdı bana. İade edebildiklerimi ettim. İade edemediklerimi edemedim. Bana patladı. Aynı zamanda o elektrikçiye de verdiğim el emeği paraları bir dünya. Onları hiç anmıyorum. Ondan sonra artık sinirimden ağlayacağım yani. Yayında açamıyorum, modum yok. Ya gece üşüyorum ve bosta çalışmazsa üşürüm tabii ki. Soğuk yani, kış günü karavanda ne yapabilirim? Komşum burada karavan yapıp satıyormuş. Aynı zamanda karavanda yaşıyor. Bana dedi, ya dedi tamam çok moralim bozuk günlerdir. Hani bakıyorum ben dedi, bir bakayım mı dedi. Ay dedim bak yani, ben artık bezdim dedim yani. Ali dedi tam olarak problemi anlatır mısın? Böyle böyle dedim. Ali sen ağzınla söylüyorsun dedi. Sonuç itibariyle dedi, dışarıdan alınca aküleri kullanabiliyorsan, eğer dedi paneller doldurunca soru yaşıyorsan paneldedir sıkıntı dedi. Hiç kimse panele bakmadı mı dedi. Yo dedim, baktılar ama yani bir şey bulamıyorlar dedim. Tamam ben mi bakayım dedi. Çıktı. Bomba burada patlıyor. Sadece çocuk panellere baktı. O üçüncü paneli bağlayan geçen seneki, buraya küfür etmek isterdim ama edemiyorum şu an. Diğer 2 paneli iptal etmiş. Yanlış bağlantı yaptığından dolayı ben bir yıldır tek panelle yaşıyormuşum arkadaşlar. Ya yani tek panelle. Hadi yazı atlatmışım bir şekilde de kışın işte patladı bende. Ondan sonra çocuk açtı, yaptı, taktı. O, bu dedi panellerin takılması yanlış dedi. Yani onları iptal etmiş. Bu sonuncuyu dedi kullanıyorsun dedi. Onu da düzgün monte edemediği için dedi. Onu da tam verimli kullanamıyorsun dedi. Dedim yazın bile ben elektrik problemi yaşadım. Yaz ya. Geçen yani bu geçtiğimiz yaz değil, ondan önceki yaz. Ben bildiğiniz kettle çalıştırıyordum evde. Yani dedim, anlattım çocuğa. Doğru dedi. Tek panelle ne olacak ki dedi. Hiç mi dedi gittiğin hiçbir yer mi dedi bunu dedi bulamadı dedi. O kadar para yatırdım. Dünya yerlere gittim. Karavanı aldığım yere bile gittim. Onlar bile bulamadı. Bana bir daha akü vermeye çalıştılar. Düşünün yani.
Ondan sonra işte işi bilen çok önemli arkadaşlar. Çocuk 10 dakikada işi halletti. Dedi yarın dedi yani dün için. Bütün gün dedi güneş görsün. İyice dedi doğsun. Ondan sonra da bir daha asla böyle bir problem yaşamazsın. Zaten lityum akü de almışsın dedi. Daha ne olsun dedi. Ben tabii yine de modum düşüktü. Kötüydüm. Dün iyice bekledim, bekledim, bekledim. Doldu. Bugün sabah uyandım. Akülerim 13. Yani 13,1. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Panellerim dolduruyor. Buzdolabım çalıştı bütün gece. Ve bostom çalıştı. Kesinlikle akü bitmiyor. Çünkü doğru bağlantı. Arkadaşlar o yüzden sizlere bu videoyu çektim. Lütfen rica ediyorum. Bilmeyen insanlara para vermeyin. Yani ben bir önceki videomda da söylemiştim. Gerçekten artık bir karavan şeyi. Aa ismini unuttum. Hani arabayı alırken ekspertiz. Ekspertize gidiyoruz ya. Gerçekten karavan ekspertiz diye de bir şey olsun ya. Hani belgeli olsunlar. Bu karavan şirketlerine gidiyoruz ya aldığım yere gittim diyorum size. Aldığım yer bulamadı. Paneller doğru bağlı. Her şey doğru. Böyle olmaması gerekiyor deyip bana bir akü daha satmaya çalıştılar. Yani kısacası bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bugün zaten video atma günümdü. Şimdi sizlere bunu paylaşacağım. Daha sonrasında da bütün gün artık TikTok'ta canlı yayınımıza devam edebiliriz. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Ve abone olmak ücretsiz. Beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Şimdi birkaç işim daha kaldı. O yüzden Antalya'da durmaya devam edeceğim. Ama bir hafta sonra falan artık gezmeye başlıyoruz eskisi gibi. Eskisi gibi YouTube'da videolar yayınlayacağım. Eskisi gibi size sürekli bir şeyler yapacağım. Söz kendime geldim artık. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. TikTok'ta her gün canlı yayında canlı yayın açıyorum. Bekliyorum sizi de. Bay bay.